Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, değerli FM TV ailesi ve tefsir programımızın değerli takipçileri, hepinize hayırlı bereketli akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı bereketli 3 aylar ve hepinize hayırlı bereketli cumalar diliyorum. Kıymetli seyircilerimiz, inşallah iyisinizdir. Haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. İnşallah sıhhatiniz iyidir, haliniz iyidir, vaktiniz iyidir. Kıymetli kardeşler, değerli seyircilerimiz, inşallah bu akşam yine tefsir programıyla sizlerle beraberiz. Elhamdülillah yaklaşık 50 bölümden fazladır Yasin Tebareke Amme'yi geride bıraktık. Kısa sureleri geride bıraktık. Rahman suresini geride bıraktık. Hepsini okuduk ve inşallah sıra Vakia suresine geldi. Ve Vakia suresiyle sizlerle beraberiz. Bu akşam inşallah Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olan 96 ayetten ibaret olan İnşallah Rahman'dan sonra Vakia, biliyorsunuz en önemli surelerden bir tanesi, büyük olay, büyük kıyamet anlamlarına gelen Vakia suresini inşallah sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Formatımız gereği biliyorsunuz hem kelime manalı hem toplu manalı hem aynı zamanda esbab-ı nüzul dediğimiz iniş sebepleriyle beraber tafsilatlı bir şekilde inşallah mana vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar günümüz konularına da değinerek, gündemimizle, güncel konularımıza da harmanlayıp sizlere sunuyoruz. Programımıza başlamadan ekranlarda bulunan KJ'deki Instagram adreslerimizden bizleri takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya mecralarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. 0533 143 7994 0533 143 7994 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bugüne kadarki yapmış olduğumuz tüm surelerin, tüm derslerimizin tekrarını YouTube Abdurrahman Kalkan Hoca sayfasına arkadaşlarımız yüklediler. Sizler de inşallah istifade edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza hemen geliyorum. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olan Vakia suresinin 41 ve 60 arası ayetlerini hep birlikte okuyacağız inşallah. Gerek kelime manalı, gerek toplu manalı, gerekse arkadaşlar tafsilatlı bir şekilde burada Rabbimiz ne demek istediği, hangi olay gerçekleşti, bu ayet-i kerime izhar oldu, ortaya çıktı. Bunları da inşallah sizlerle paylaşacağız. Şimdi hiç uzatmadan konumuza inşallah başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve lâ tuassir. Rabbi temmin bil hayr inşallah. Bu arada Instagram'dan sayfamızı takip eden genç hoca takipçilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli Instagram'dan şu anda canlı yayındayız. Kıymetli takipçilerimize de çok teşekkür ediyorum. Evet, her hafta yapmış olduğumuz saat 7 itibariyle her hafta Perşembe akşamı, tekrar ediyorum, Perşembe akşamı saat 7 itibariyle yapmış olduğumuz tefsir dersindeyiz kıymetli kardeşlerim. Tefsir dersinde Yasin Tebareke Amme, kısa sureler bitti. Şimdi inşallah Vakia suresini okuyoruz ve Vakia suresinden de, yani Arapça Vakia suresinden de 40 ayet-i kerimeyi okuduk ve inşallah 41. ayet-i kerimeyle inşallah sizlerle okuyacağız, derleyeceğiz. Bakalım Rabbimiz ayet-i kerimelerinde neler buyuruyor. Evet, şunu da ifade edelim. Tabii ki 41'den hemen başlıyorum ama öncesinde biliyorsunuz 3 sınıf insandan bahsetmiştik. Çünkü burayı anlatmazsam bu konu anlaşılmayabilir. Öncesinde 3 sınıf insan demiştik. Bir, ashabul yemin. Yani sağ tarafından kitabı alacak olan grup. İki, ashabul şimal. Şimdi okuyacağımız işte ashabul şimal. Bir de arkadaşlar sabikunlar vardı biliyorsunuz, öncüler. Ashabul şimal neydi arkadaşlar? Solun adamları. Yani kitabını sol tarafından alanlara biz ashabul şimal diyoruz. Evet, şimdi inşallah ashabul şimali okuyoruz arkadaşlar. Rabbimiz buyuruyor ki ve ashabul şimali ma ashabul şimal. Evet. Ve ashabul şimali, sol tarafından kitaplarını alacak olanlar, ma ashabul şimal. Kimdir bu sol tarafından
kitaplarını alacak olanlar ve Dabbimiz devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz önceki dersimizde cennet ashabından bahsettik, sağın adamlarından bahsettik. Yani ashabul yemin dediğimiz kitabını sağ tarafından alacak olanlardan bahsettik. Ve gerçekten de birçok cennet ayetini, birçok güzel cennetin müjdelerini, meyveleri, sebzeleri, altından ırmaklar akacak, hizmetçileri etrafında olacak, istemiş olduğu yemekler, nimetler önünde hazır olacak, iki tane nimet olacak, bir cennet nimeti, iki dünya nimeti olacak, birçok güzellikleri paylaşmıştık. Maalesef, demeyelim Kur'an-ı Kerim'dir tabii ama, bu dersimizde kıymetli kardeşler, üzülerek cehennem ayetlerini anlatacağız. Neden üzülüyoruz? Çünkü buralara düşme tehlikemiz var. Buralara girme tehlikemiz var. Ama her zaman da söylüyoruz, Müslümana cennet yakışır, cehennem asla yakışmaz. Müslümanın cehennemde işi yok değerli kardeşlerim. Ama bu derste gönül isterdi ki cennet ayetlerinden bahsedelim. Biliyorsunuz yedûfu aleyhim vildânün muhalledûn biyekvâbin ve bârîgâ ve ke'sin min ma'in la yusadda'ûne anhâ ve la yunzefûn ayet-i kerimelerini okumak isterdi. Orada boş söz yok. Orada sadece hoş söz, tatlı söz var, keyif var, sefa var demek isterdi. Ama şimdi bu dersimizde değerli kardeşler cehennem ashabından bahsedecek. Cehennemin işkencelerinden bahsedeceğiz. Evet, cehennemde neler olacak? Ne gibi azaplar olacak? Bu derste onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ve ashabu şimali ve ashabu şimali ma ashabu şimal kitabını sol tarafından alanlara gelince diyor Rabbimiz. Yani kimdir bunlar? Başlıyoruz. Bir, ilk madde. Fi semumin ve hamim. Birinci ayet-i kerime. Allah Allah. Fi semumin. İliklerine kadar, bütün azaların derinliklerine kadar ne olacaklar? Ve hamim. Kaynar su ile bütün azaların derinliklerine kadar yanacaklar arkadaşlar. İlk madde. Kaynar su ile azalarının derinliklerine kadar yanacaklar. Bitti mi? Hayır. İkinci madde. Vazillin. Vazillin min yah. Özür diliyorum. Şöyle. Fî semûmî ve hamîm. Vazillin min yahmûm. Doğru mu arkadaşlar? Şurada ayet numarasını görmedim mi? Yanlış oldu. Vazillin. Ve gölgede olacaklar. Ama nasıl bir gölge? Onları rahatlatan değil. Min yahmûm. Kara, kapkara duman kesilmiş bir gölgenin içinde olacak. Kim? O solun adamları. Yani kitabını sol tarafından alanlar. Diğer plazmaya geçelim değerli arkadaşlar. Evet. La baridin ve la kerim. Üçüncü madde. Bir, azaların derinliklerine kadar yanacaklar. İki, onları kapkara bir duman bekliyor. Hem de nasıl bir duman veya nasıl bir bulut arkadaşlar? La baridin ve la kerim. Hiçbir şekilde ne serinliği var ne de hiçbir şekilde faydası var. Serinliği ve faydası olmayan bir dumanla, bir gölgeyle orada tutulacaklar arkadaşlar. Şimdi Rabbimiz buyuruyor. İnnehum, çünkü onlar kânü idiler gable zâlike, bundan önce neydiler arkadaşlar? Mütrafun. Çok nimetle aslında nimetlendiler. İşte bu mütrafun ifadesi çok önemli bir ifade. Varlık içinde şımartılmış yazıyor kelime anlamı olarak. Ama normalde mütrafun kelimesi ne demektir? Çok fazla nimete sahip olmuştu aslında manasındadır. Yani ama onlar ne yaptılar? Onlar kendilerine bu kadar ikram edilen nimeti görmezden geldiler. Daha ve kânü ve idiler yusirrûne. Israr eder idiler alel hintil azim. Büyük günahları işlemekte. Büyük günahı işlemekte ısrar ettiler. Buradaki büyük günahtan kasıt nedir arkadaşlar? Tabii ki de en büyük günah olan Rabbimizin hiçbir şekilde affetmeyeceği tek bir günah, o da nedir arkadaşlar? Şirk koşmaktır. Yani Allah'a bir varlık, Allah'a bir evlat, bir eş, bir yardımcı isnat etmektir. Biz buna en büyük günah diyoruz. Şirkil azim diyoruz yani Arapçada. İşte bu da nedir arkadaşlar? Ve kânü yusirrûne alel hintil azim. Burada geçen ifadeyle
o büyük günahta ısrar ettiler. Yani şirk koşmaya devam ettiler. Daha ve kânû idiler yegûlûne söylüyorlardı sürekli. Ve kânû yegûlûne eize o zaman o takdirde ne söylüyorlardı? Eize mitne bizi öldüren ve künne türabe ve toprak yapacak olan ve izâmen bir kemik yığınından bizi öldürecek ve toprak yapacak olan siz misiniz diyorlar. Daha e inna muhakkak ki biz lemeb'ûthûne bir daha mı dirilteceğiz? Bir daha mı diriltileceğiz diye peygamberimizle, peygamberlerle, elçilerle, tebliğ vazifesi yapanlarla alay ediyorlardı. Ne dediler? Biliyorsunuz öldükten sonra dirilme ile alakalı çok fazla arkadaşlar dalga geçiliyordu özellikle. Yani Peygamber Efendimiz döneminde de Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam zamanında da Ad kavmiyle Semud kavmi zaten fazlasıyla bir sapkınlık içindelerdi. Ama özellikle sonraki ümmetler, İsrailoğulları, Beni İsrail ve Efendimizin ümmetinden yani sahabe efendimiz zamanında birçok müşrik bu konuyu özellikle dalga konusu yaptılar arkadaşlar. Yani sonradan dirilmek, sonradan yaratılmak. Açayım, Enstitü yardımcı olayım. Hemen, evet, canlı yayındayız arkadaşlar, o yüzden yardımcı olun. Ne diyordu o müşrikler? E inne aleme bu'utun bir daha mı diriltileceğiz? Bir daha mı yaratılacağız? Allah ne'udü billah. Rabbiniz mi bizi kemikten, kemik yığınından bir daha yaratacak diyorlardı. Halbuki eve abaunel evvelun. Rabbimiz buyuruyor arkadaşlar. Ne buyuruyor? Eve abaunel evvelun. Önceki atalarımızı da mı bizi ve önceki atalarımızı da mı sonradan yaratıp döndürüleceksiniz? Kul innel evveline vel ahirin. İşte Rabbimizin cevabı burada geliyor arkadaşlar. Sadece siz ve atalarınız değil diyor Rabbimiz. Kul ey Habibim onlara de ki innel evveline muhakkak ki öncekiler de daha vel ahirine. Öncekiler ve sonrakiler de hepsi dahil öleceksiniz ve sonradan yaratılacaksınız. Şimdi Rabbimiz birazdan çok acayip bir ifadeyle bu olayı açıklıyor arkadaşlar. Nedir o? Hemen okuyorum dersimizi. Evet. Evet. Lemeb şöyle bakalım. Lemecmu'une ila migati yevmin malum. İşte arkadaşlar Rabbimiz buyuruyor. Lemecmu'une elbette toplanacaksınız. Hem de ila migati toplanma yerinde yevmin malum. Belirlenen o mahşer gününde, kıyamet gününde bizim takdir ettiğimiz şekilde siz orada toplanacaksınız. İşte burada arkadaşlar, burada tabiri caizse hani günümüzdeki ifadeyle film başlıyor. Gerçekten buradan sonraki ayet-i kerimeleri arkadaşlar kulaklarınızı dört açmanızı, gözlerinizi dört açmanızı rica ediyorum. Çünkü bu ayetler gerçekten Rabbimizin çok derinden, çok sert bir şekilde, açık bir şekilde tehdit ettiği bir ayettir. Ne buyuruyor Rabbimiz? Sümme sonra inneküm eyyühe zallünel mükezzibün. Yalanlayanlar ve sapkınlık içinde olanlar size geleceğiz. Size geldiğimiz o takdirde sizi o belirlenen günde topladığımız zaman hesap ve mizan günü sizi topladığımız zaman ilk olarak İnneküm eyyühe vallûnel mükezzibûn. Ey sapkınlar ve yalancılar sizi topladığımız zaman ne olacak? Başlıyor şimdi Rabbimiz arkadaşlar. Lâkilûne min şecerin min zakkum. Ayet-i kerime. İşte zakkum burada geçiyor arkadaşlar. Lâkilûne mutlaka yiyeceksiniz. Çünkü normalde yiyeceksiniz derdim ama la ifadesi var. Elbette manasını kuvvetlendiriyor. Lâkilûne mutlaka yiyeceksiniz. Neyi? Min şecerin, o ağaçtan ki, hangi ağaçtan? Min zakkum. Zakkum ağacından yiyeceksiniz. İlk madde arkadaşlar, o günahkarlar, sapıklar ve yalancılar kıyamet gününde, belirlenen gün, yani kıyamet gününde toplanıyorlar ayet-i kerimede. Sonra ilk madde, le'akilûne min şecerin min zakkum. İlk madde zakkumdan, zakkum ağacından yiyorlar. Zakkum ağacı nedir? Rivayete göre, anlatılanlara göre kıymetli kardeşlerim, zakkum ağacı yedikçe susandıran, yedikçe acıktıran
ve iç organlarını parçalayacak olan özel bir meyve ile yaratılmış bir ağaçtır. Rivayete göre başka rivayetler de var. Bir ateş olduğunu söyleyen var, kaynar su olduğunu söyleyen rivayetler var. Yani ifadeler var. Ama genel olarak en çok bilinen manada yedikçe acıktıran ve yedikçe insanın susuzluğunu arttıran bir özel bir yaratılmış meyveye benzer bir tabirle sebze diyelim. Sonra ne olacak? Bunu yiyen bir insan susayacak veya acıkacak. Sonra ne olacak? Hemen devam ediyor ayet-i kerime. Bir sonraki ayet-i kerimeye alalım arkadaşlar. İlk madde le'akilune min şeceri min zakkum. Zakkum ağacından yediler onlar. Yani Allah'a inanmayanlar, Allah'a bir şey isnat edenler yedikten sonra ikinci madde femali'une min hel budun. Rabbim muhafaza eylesin. Tabii ki de her zaman söylüyoruz. Ben bu ayetleri okurken gerçekten çok korkuyorum. İnşallah Rabbim bizi buraları hiç düşürmesin, hiç göstermesin bile arkadaşlar. Görmeyelim ne işimiz var bizim. Femali'une doldurulacaklar minha onunla yani zakkum ile veya bir rivayete göre ateşi el budun karınlarını dolduracaklar. Sonra içi yanacak. Sonra bir şeyler içmek isteyecek. İşte devamı. Feşaribune içecekler. Ama neyi? Aleyhi minel hamim. Kaynar suyu içecekler. Kendileri o gün yanacaklar. Zakkumdan yiyip içleri yanacak. Ve sonrasında feşaribune aleyhi minel hamim. Daha sonra kaynar su ile de susuzluğunu giderecekler arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de yapılacak olan bu ahirette yapılacak olan bu bütün gerçekleşecek olan senaryoyu Rabbimiz zaten Kur'an-ı Kerim'inde açık bir şekilde ifade ediyor. Daha feşaribune hem de nasıl içecekler biliyor musunuz? Feşaribune şurbel him Rabbimiz buyuruyor. Ne buyuruyor? Feşaribune ve yine içecekler şurbel him. Susuzluk hastalığına yakalanan develer gibi arkadaşlar. Susuzluk hastalığına yakalanan develer gibi içecekler. Yani günlerdir su içmeyen develer susuzluk hastalığına yakalanıyor. Ve sonra suyu bulduklarında bildiğim kadarıyla 6 gündü. Herhalde yanlış hatırlamıyorumdur inşallah. 6 gün kadar su depolayabiliyor arkadaşlar. Develerin böyle bir özelliği var. Aynı o susuzluğa kapılan develer gibi Rabbimiz buyuruyor ki o kaynar sudan içecekler. Kim bunlar? Sümme inneküm eyyühe vallünel mükezzibün. Yani vallün sapıklar, mükezzibün yalanlayanlar ve yalancılar. Evet Rabbim inşallah tekrar ediyorum bizleri muhafaza eylesin. Hâzâ nüzülühüm yevmeddîn. Rabbimiz buyuruyor. İşte biliyorsunuz cennettekilerin karşılanmaları var. Cehennemdekilerin karşılanmaları var. Cennettekileri anlatmıştık. Cehennemdekiler ise kıymetli kardeşlerim, hâzâ işte bu şekildedir nüzülühüm, onların ağırlanışı. Yani Eshab-ı Şimal'in kitabını sol tarafından alanların ağırlanışı yevmeddîn, ceza gününde, din gününde, ahiret gününde onların karşılanışı böyledir. Kimine selamun aleyküm bıbütüm fethulühe halidîn denecek. Selamun aleyküm bimâ sabertum feniyeme ugbetler denecek. Kimine? Kimine ise işte bu şekilde eyyühe vallûnel mükezzibûn lâkidûne min şecerin min zakkum denecek. Şu ağaçtan yiyin, şu içeceklerden için denecek. Rabbim muhafaza eylesin. Tabi bu zakkum ağacından bahsediyoruz. Evet. Nahnu halaknâküm. Rabbimiz devam ediyor. Son 4 ayet-i kerimemiz kaldı kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor. Nahnu halaknâküm felevlâ tusaddigûn. Nahnu muhakkak ki biz halaknâküm sizleri yarattık. Felevlâ tusaddigûn. Ve siz de bunu tabii ki de inanmadınız. İnanacaksınız. Asla bunun önüne hiçbir şey geçemez. Asla bunu reddedemeyeceksiniz. Manasındadır. Eferâeytüm. Gördünüz mü veya görmez misiniz? Mâ tümnün. Neyi? Kelime anlamı olarak arkadaşlar meni olarak geçer. Akıttığınız meni anlamına gelir. Buradaki ifadeden kasıt nedir? Entüm siz mi tahlugûnehu onu yaratıyorsunuz? Yani meniyi, insanı siz mi yaratıyorsunuz diyor Rabbimiz. Em nahnul hâlugûn. Muhakkak ki onu tabii ki de biz yaratıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Siz meniyi yaratıp bir insanı yoktan var edemezsiniz. Peki şimdi sizlere soruyorum.
Bir meniden insanı yoktan var eden Allah, bir meniden insanı yoktan var eden Allah, var ettikten sonra yok edip tekrar var edemez mi arkadaşlar? Yoktan var eden, varken zaten yok edebilir, yoktan zaten var edebilir. Ahiretteki kısımdan bahsediyorum. Ama biz dünyadayız, nasıl öleceğiz, nasıl yaratılacağız, nasıl bir daha yaratılacağız gibi ifadeler bugün de var. Yanlış anlamayın, günümüz ateistleri işte, onlar da biliyorsunuz öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar. Ama bu savaş hep vardı. Peygamber Efendimiz zamanında da vardı. Ama bakın yoktan dirilmeyi var edenlere Rabbimiz açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de onları biz zakkum yedireceğiz. Ve onlara biz kaynar su ile susuzluklarını gidereceğiz. Ve onlar kayya kuyularında yaşayacaklar arkadaşlar. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, Rabbimiz ne buyurmuştu? Tabii ki de biz insanı yoktan var ediyoruz. Yoksa siz bir meniden bir insan var edemezsiniz. El, kol, bacak, ayak var edemezsiniz. Yaratamazsınız arkadaşlar. Evet. Sonra nahnu gaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbugin ayet-i kerime. Nahnu biz gaddarna takdir ettik beyneküm sizin aranızda el mevte ölümü ve ma nahnu devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ma nahnu bimesbugin ve siz bizim önümüze asla geçemezsiniz. Yani biz bugün ölecek, 10 Şubat'ta Ahmet Efendi ölecek dediysek 10 Şubat'ta ölür. Azrail Aleyhisselam ile veya meleklerinden biriyle karşılaşır. 10 Şubat'ta yazılan bir adam kalkıp 11 Şubat'ta veya 9 Şubat'ta ölemez. Evet. Daha doğrusu daha güzel bir ifadeyle وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَبَوْتُ Rabbimiz buyuruyor. Hiçbir nefiste nerede olacağını bir asla bilemez arkadaşlar. Öleceğini bilemez. عَلَى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِيَكُمْ Pardon, yanlış yere gittik. Ha evet, pardon. Doğru yeri okuyoruz da. عَلَى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِيَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Arkadaşlar, bu da sonraki konunun ayet-i kerimesi. 61. ayet-i kerimeye geçmişiz. Bugünkü dersimiz zaten 41 ile 61 arasındaydı arkadaşlar. Bugün tam 20 ayet-i kerimeyi okumuş olduk. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olan Vakıa suresinin 41 ile 61. ayet-i kerimelerini okumuş olduk kıymetli kardeşlerim. 3 sınıf insan vardı biliyorsunuz. Bugün Ashab-ı Şimali işlemiş olduk. Yani kitabını sol tarafından alacak olanlar. Yani 3 sınıf insan Ashab-ı Yemin, Ashab-ı Şimal, Sabikunlar ayet-i kerime gereğince. Ve Ashab-ı Yemin'i me Ashab-ı Yemin ve Ashab-ı Şimali me Ashab-ı Şimal. Değil mi arkadaşlar? Ayet-i kerimede biz bunları inşallah anlatmaya çalıştık. Bir de vessabikune sabikun var. Yani sabikunlar var. Ashab-ı yemin kitabını sağından alacaklar. Ashab-ı şimal kitabını solundan alacaklar. Sabikunlar ise öncü olanlar. Yani hayırda, hayırda öncü olanlar. Bunlar da bir rivayete göre dünyadaki peygamberler ve Meryem Aleyhisselam gibi, Ashab-ı Kehf gibi Kur'an'da kıssası geçen birçok bu şekilde Habib-i Neccar Efendimiz gibi birçok ünlü, birçok meşhur zat ile ifade ediliyor. İnşallah biz de Ashabul Yemin oluruz arkadaşlar. Kitabını sağından alanlar oluruz. Ve Vessabikun dediğimiz Rabbimizin demiş olduğu Sabikun yani öncülerden oluruz. Ama asla Ashabul Şimal bir Müslümana asla yakışmaz. Yani kitabını sol tarafından almak bir Müslümana asla yakışmaz. Bugün de kitabını sol tarafından alanlara neler olacağını ifade ettik. Yani 40 ile 60. ayet-i kerimeler bunları ifade ediyordu. İnşallah bugünlük bu kadar kıymetli kardeşlerim. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar, hayırlı 3 aylar diliyorum. Şimdiden gelecek olan kandilinizi de tebrik ediyorum. 3 ayları hep söylüyorum. Miraç kandili, Beraat kandili, Regaib kandili. Rabbimiz 3 kandili bu 3 aylara gizlemiştir. Kampanya yapmıştır tabir caizse. Ve biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te de Kadir Gecesi var. Bütün mübarek geceler Mevlid Kandili hariç. Hepsi arkadaşlar 3 aylarlıdır. O yüzden hepinizin hayırlı cumasını şimdiden tebrik ediyorum. Kandillerinizi şimdiden kutluyorum. Mübarek 3 ayları inşallah en güzel şekilde geçirmeniz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, selam ve dua ile.